Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden, yani Lorentz yasasından devam edeceğiz. Şimdi doğada 4 tane temel kuvvet vardı hatırlıyorsanız. Bunlardan birincisi ne diyorduk? Güçlü nükleer kuvvet diyorduk. 9. sınıftan görmüştük. Güçlü nükleer kuvvet ne yapıyordu? Nükleer kuvvet dediğimiz kuvvet. Sonuçta atomun çekirdeğindeki parçacıkları bir arada tutmaya çalışan doğadaki en güçlü olan kuvvete biz ne diyorduk? Güçlü nükleer kuvvet diyorduk. Aynı şekilde ne vardır arkadaşlar? Güçlü nükleer kuvvet gibi ikinci olarak elektromanyetik kuvvet vardır. Elektromanyetik kuvvet dediğimiz kuvvet işte Lorentz yasası, elektromanyetik kuvvetler buna giriyor. Üçüncüsü zayıf nükleer kuvvetimiz vardı. Zayıf nükleer. Dördüncüsü de kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi buradaki elektromanyetik kuvvet dediğimiz, biz bu kuvvetle inceleyeceğiz. Şimdi iki tane kuvvetimiz var. Bir, elektrik alanda yükleri etkilen kuvvet var. Mesela paralel levhayı hatırlarsanız, mesela şurası bir paralel levha gibi olsun. Burası ne yüklü? Artı yüklü bir levha. Burası eksi yüklü bir levha. Burada ne var? Bir elektriksel alan var. İşte bu elektriksel alanın içine ben bir Q yükü koyarsam ne yapıyordu? İşte artı yükse elektrik alanla aynı yönde. Eğer eksi Q yükü koysaydım ne olacaktı? Elektrik alan ters yönde bir kuvvet etkileyecek. Bu yükü etkilen kuvveti biz nereden buluyorduk? Bu yükü etkilen kuvveti arkadaşlar yükle içinde bulunduğu elektriksel alanın çarpımından buluyoruz. Peki aynı şekilde bu elektriksel kuvvet. Aynı şekilde bir de manyetik alanı bir yük hareket ediyorsa ona da ne yapacaktır? Ona da bir kuvvet etkileyecektir. Bu kuvveti de biz manyetik kuvvet diyoruz. Yani onu da Q ve B veya kısaca bisküvi diyoruz. B, Q, V ile gösteriyoruz. Yalnız buradaki V, dikkat edin, hız olduğu için şöyle kulaklı yapıyoruz. Şimdi buradaki mantık nedir aslında? Manyetik kuvvet etketmesinin mantığı şudur. Şimdi akım dediğimiz şey neydi? Akım dediğimiz şey birim zamanda geçen yük miktarıdır. Yani bir iletken üzerinden bir yük hareketi meydana geliyorsa oradan bir akım geçiyor kabul ediyorduk. Burası artı bir potansiyel olsun. Burası eksi bir potansiyel olsun. Şurada ne olsun? Eksi yüklü elektronlarımız olsun. Eksi yüklü elektronlar ne yapacak bu potansiyel farktan dolayı? Bu yöne doğru. Eğer artılar hareket etmez ama eğer sıvı çözelti şeklindeyse, iyon şeklindeyse artı yükler de bu yöne doğru hareket edecektir. İşte bu yönde bir hareket meydana geldiği için ne olacak arkadaşlar? Burada bir akım oluşacak. Peki akımın yönü nereden nereye doğruydu? Artıdan eksiye doğruydu. Yani artı yüklerin hareket yönüyle aynı, eksi yüklerin hareket yönüne ters yöndedir. Yani demek istediğimiz olay nedir? Şudur. Bir yerde eğer bir yük hareketi meydana geliyorsa orada bir akım etkisi oluşacak. Peki akım ne yapıyordu? Akım etrafında bir manyetik alan oluşturuyordu. Ben bu manyetik alanı başka bir manyetik alan içine koyarsam da ne yapacak? Buna bir kuvvet etkileyecek. Yani demek istediğimiz olay nedir? Şudur. Mesela bu bölgede, kapalı bölgede bir manyetik alanımız olsun. Buradaki manyetik alan nereye doğru olsun? Sayfa düzlemin içine doğru bir manyetik alan olsun şu bölgede. Manyetik alanımız bu yönde. Bu manyetik alan içine ne yapsın? Bu manyetik alan içine bir yük hareket etsin. Mesela artı bir Q yükü belli bir V hızıyla hareket etsin. Şimdi bir yük hareket ediyorsa ne yapacaktır? O akım etkisi oluşturacaktır. Bu akım etkisi oluşturduğu için etrafında bir manyetik alan oluşacak. Dışarıdaki manyetik alandan dolayı etkilenecek ve buna kuvvet etki edecektir. Peki kuvvetin yönünü bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Sağ el kuralı kullanıyorduk. Tokat atıyorduk kuvvet bulurken. Dört parmak manyetik alan yönünde, baş parmak akım yönünde. Şimdi akımımız nedir? Artı yükün hareket yönüyle aynı yöndedir. O zaman artı yük nereye doğru gidiyorsa akım o yöne geçiyormuş gibi bir etki oluşacak. Manyetik alan buraya doğru, akım buraya doğru, tokat attığım yer, yani avuç içi nereye bakacak? Yukarı bakacak. Dolayısıyla buna ne yapacaktır? Şu yönde bir manyetik kuvvet etki edecektir. Bu kuvvet hıza nedir arkadaşlar? Hıza diktir. Hıza dik olduğu için hızın büyüklüğünü değiştirmez. Yani bu adam hızlanmaz veya yavaşlamaz. Ne yapar? Hıza dik olduğu için kuvvet burada sadece bunun yönünü değiştirir ve sapmasını sağlayarak buradan çıkar. Peki bir eksi Q yükü V hızıyla bu manyetik alana girerse ne olur? Şimdi eksi yükün hareket yönü, dikkat edersen, akım yönüne nedir? Terstir. Yani burada bir akım etkisi yapacaktır. Yani hareket eden bir yük olduğu için o da bir akım oluşturacak. Onun da etrafında bir manyetik alan olacak ve dışarıdaki manyetik alandan dolayı buna bir kuvvet etkileyecek. Kuvveti bulurken ne yapıyoruz? Sağ elimizi alıyoruz. Dört parmağı manyetik alan yönünde, baş parmağı akım yönünde tutuyoruz. Yalnız akım yönü eksi yükün hareket yönü ters olduğu için eksi yükümüz sağa doğru gidiyorsa biz sanki akım sola geçiyormuş gibi düşüneceğiz. Manyetik alan içe doğru, akım buraya doğru. O zaman bunu etkileyen kuvvet avuç içinin gösterdiği yönde. Yani nereye doğru kuvvet etkileyecek? Aşağı doğru kuvvet etkileyecek. Bu kuvvet gene hıza dik olduğu için hızın büyüklüğü değil, sadece yönünü değiştirecek ve buraya doğru sapmasını sağlayacak. Peki burada nötr bir yükümüz V hızıyla hareket ederse? Şimdi nötrse zaten bunun bir yük etkisi olmadığı için ne yapacak arkadaşlar? Bu bir akım etkisi oluşturmayacak ve dolayısıyla bu yüke ne yapmayacak? Bir manyetik alan oluşturmadığı için bir kuvvet etki etmeyecek ve bu adam ne yapmayacak? Hiç sapmadan dosdoğru yoluna devam edecek. Peki bir artı Q yükümüz olsun ama ne yapsın? Hareket etmesin. Şimdi hareket etmeyen yük varsa o da bir akım etkisi ne yapmaz? Oluşturmaz. Akım etkisi oluşturmadığı için etrafında oluşturduğu bir manyetik alan yoktur. Dolayısıyla dışarıdaki manyetik alanın etkilenmez ve yine buna ne yapmaz? Bir kuvvet etki etmez. İşte bu yükü etkeden kuvveti ne yapıyoruz arkadaşlar? Nereden buluyoruz? Ne görürsen çarp. Ne var? 1. İçinde bulunduğu manyetik alan var. 2. Yük var. Q var. 3. Hareket ediyor. Hız var. Yani B var. Q var. V var. Yani biz Q, V diyoruz. B, Q, V. Tabi her zamanki gibi bir de ne var arkadaşlar? Sinüs alfamız var. Peki burada arkadaşlar işte işi kolaylaştırmak için ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ya diyeceğiz ki işte artı yükün hareket yönü akım yönüyle aynı, eksi yükün hareket yönü akıma ters. O zaman eksi yük nereye gidiyorsa akım tersineymiş gibi düşünüyoruz diye uğraşmayacağız. Sağ el kuralını kullanacağız. Dört parmağı manyetik alan yönünde tutacağız. Baş parmağı hız yönünde tutacağız. Avuç içi diyeceğiz. Artı yük etkilenen kuvvet. Avucumuzun dışı da eksi yük etkilenen kuvvettir diyeceğiz. İşte alfa dediğimiz açıda yine her zamanki gibi dört parmakla baş parmak arasındaki açı. Dört parmak burada manyetik alan, baş parmakta hızı gösterdiği için o zaman buradaki alfamız arkadaşlar manyetik alan ile hız arası açıdır. İşte bir yük bir manyetik alan içinde hareket ediyorsa ne yapacak? Buna bir kuvvet etkileyecek. İşte bunu etkeden kuvvette neyi? B, Q, V ile buluyoruz. Dolayısıyla Lorentz kuvveti dediğimiz kuvvet ise nedir arkadaşlar? Bir yük hem elektriksel alan hem de manyetik alan olduğu bir bölgeye giriyorsa, yani girdiği bölgede hem elektrik hem de manyetik alan varsa ve hareket eden bir yükse, o zaman buna hem elektriksel kuvvet etki edecek Q çarpı E'lik, hem de manyetik kuvvet etki edecek B, Q, V'lik. İşte Lorentz kuvveti bu iki kuvvetin ne olacaktır? Bileşkesi olacak. Tabii bunları toplarken de vektörel toplayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi elektrik ve manyetik kuvvet arasındaki farklara bakacak olursak, elektrik kuvvetle manyetik kuvvet arasındaki farklarımız nelerdir? Elektriksel kuvvet elektrik alana paraleldir. Yani atıyorum benim elektriksel alanım bu yönde ise ve burada bir artı Q yükü varsa bunu etkilenen kuvvet ne olacaktır? Alanla aynı yönde olacaktır. Negatif bir yükse, eksi bir yükse alana ters yönde olacaktır. Yani bunu etkilenen kuvvet elektrik alanla nedir? Paralel doğrultudadır. Ama manyetik kuvvet arkadaşlar alanı nedir? Diktir. Yani şu bölgede atıyorum şöyle bir manyetik alanım olsun. İşte bir artı Q yükü şöyle belli bir V hızıyla hareket etsin. Bunu etkilenen kuvveti bulurken sağ el kuralını kullanacağız. İşte dört parmak manyetik alan yönde, baş parmak hız yönde, artı yük olduğu için avuç içi yönde. Yani bu yükü etkeden kuvvet nereye doğru olacak arkadaşlar? Sayfa düzleminin içine doğru. Yani manyetik alan sağa doğruyken kuvvet içe doğru olacak. Yani birbirine nedir? Dik düzlemlerdir. Elektriksel kuvvet alana paraleldir ama manyetik kuvvet alana diktir. Elektriksel kuvvet yükün hızına bağlı değildir. Sonuçta elektriksel kuvvet dediğimiz kuvvetimiz nedir arkadaşlar? Yükle içinde bulunduğu elektrik alan şiddetinin çarpımı kadardır. Ama manyetik kuvvet arkadaşlar hızın neyine bağlıdır? Büyüklüğüne bağlıdır. Yani yükü etkiden manyetik kuvvet ne diyorduk? Ne görürsen çarp. Ne var? Manyetik alan var, yük var, hız var. Yani biz QV diyoruz. B, Q, V. Dolayısıyla yükün hızına bağlı mıdır? Bağlıdır. Çünkü hız arttıkça ne yapacaktır? Bunu etkilenen kuvvet artacaktır. Sebebi de sonuçta akım demek birim zamanda geçen yük miktarı demek. O zaman daha hızlı hareket ediyorsa birim zamanda geçen yük miktarı yani akım etkisi artmış gibi olacaktır. Dolayısıyla hıza bağlıdır. Elektriksel kuvvet yük yer değiştirirse iş yapar. Manyetik kuvvet yükün hareket yönüne dik olduğu için iş yapmaz. Yani bu kuvvetimizi atıyorum buradan buraya doğru gelirken ne yapıyor? O elektriksel kuvvet bir iş yapmış oluyor. Kuvvet çarpı kuvvet doğrusuna alınan bir yol olduğu için. Ama manyetik kuvvet nereye doğru? Hıza her zaman dik. Yani yükümüz bu tarafa doğru hızlıysa kuvvet buna dik. Hız döndükçe kuvvet de buna ne yapıyor? Sürekli dik olarak döndüğü için ne yapmıyor? Fiziksel olarak üzerinde bir iş yapmıyor. Manyetik alan giren yükün parçacığının hız büyüklüğü değişmeyip yönü değiştirdiği için hız vektörü değişir. Yani manyetik kuvvetin etkisiyle şöyle düşün. Gene sayfa düzleminin içine doğru bir manyetik alan verelim. Şöyle. Bir Q yükümüz buraya V hızıyla girdiği zaman ne yapıyor? Manyetik alan içe doğru, hız buraya doğru, artı yük olduğu için bunu etkeden kuvvet nereye doğru olacak? Sağ el kuralına göre yukarı doğru. Yani şu yönde bir kuvvet etkileyecek. Şimdi bu kuvvet hıza dik olduğu için hızın büyüklüğü değişmeyecek. Ama neyi değişecek? Yönü değişecek. Vektörel olduğu için yön değişimi ne yapacak? Ve bir hız vektörü değişimi olacak. Ama sürat olarak, hızın büyüklüğü olarak ne yapmayacak? Değişmeyecek. Ama elektriksel kuvvet bu yükün ne yapması sağlayacak? Sürekli hızını arttıracak ve azaltacak. İğmeli bir hareket yapacak. Yani hızın değeri, büyüklüğü de ne yapacak? Değişmiş olacak. Evet. Elektrik motoruna gelecek olursak. Şimdi günlük hayatta sıklıkla kullanılan işte mikser, matkap, vantilatör, oyuncak araba gibi aletlerde nedir? Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren aletlere biz ne diyoruz? Elektrik motoru diyoruz. Elektrik motorunun mantığı nedir? Elektriği alacak, mekanik hareket enerjisine çevirecek. İşte yaygın olarak elektrik motoru ayrıca buzdolabı kompresöründe çamaşır makinelerinin pompasını çalışır. Elektrik motoru elektrik mekanik enerjiye çevirir. Peki elektrik motorları nedir? Elektromanyetik bir kuvvetin etkisiyle çalışacaktır. Yani şöyle diyebiliriz. Şunu durdurursak bir sonraki sayfamıza geçiş yaparsak. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elektrik motorunun çalışma prensibi nedir? Kısaca şudur. Bir tane manyetik alan mıknatısı koyarız. İki tane güçlü mıknatıs vardır. İşte burada ne vardır? Mıknatısın bir manyetik alanı vardır. Nereden nereye doğru? N'den S'e doğru. N'den S'e doğru giden burada güçlü bir manyetik alan vardır. Bu manyetik alanın içinde ne vardır? Şöyle bir iletken tel halka vardır. Sonra biz buradan ne yaparız? Bir akım geçiririz. İşte buna üretici bağlayıp buradan bir akım geçirirsek, yani şu yönde bir akım geçerse burada halkadan ne yapacak? Akım geçen teller ne yapacak? Bir manyetik alan içinde olduğu için kuvvet etkileyecek. İşte manyetik alanınız nereye doğru? Buraya doğru. İşte şöyle çerçeveyi düşünürseniz, şuraya ben A noktası desem ya da şunu farklı bir renkle yazayım gözüksün. Neyle yazabiliriz? Sarıyla yazabiliriz. Şuraya A noktası desem, şuraya B noktası desem, şuraya C desem, şuraya D desem. Şimdi manyetik alan nereye doğru? Buraya doğru. CB'den geçen akım bize doğru olduğu için bunu etkilen manyetik kuvvet nereye doğru olacak? Aşağı doğru. Buna dik. Yani şu yönde bir kuvvet etkileyecek aşağı doğru. Burada ise manyetik alan bu tarafa doğru, akım yukarı doğru gidiyor BA kısmı, AB kısmına. Bunu etkilen manyetik kuvvetler nereye doğru olacak? Yukarı doğru olacak. Şöyle yukarı doğru bir kuvvet etkiliyor. Tele dik. Şunlar paralel olduğu için şu kısımlara etkilenen kuvvet yok. Dolayısıyla bu kuvvet çiftinin etkisine ne yapacak? Bir tork etkisi olacak ve bu sistem ne yapmaya başlayacak? Dönmeye başlayacak. Dolayısıyla biz buradan akım geçirdiğimiz müddetçe o manyetik kuvvet çiftinin etkisi de bu ne yapacak? Sürekli olarak kendi ekseni etrafında dönecek. Yani biz ne yapmış olacağız? Elektrik enerjisini mekanik enerji, hareket enerjisine ne yapmış olacağız? Çevirmiş olacağız. İşte biz buna ne diyoruz bu sisteme? Elektrik motoru diyoruz kısaca. Peki ikinci olarak dinamo dediğimiz alet nasıl bir alettir arkadaşlar? Dinamo dediğimiz alet de tam tersidir arkadaşlar. Mekanik enerji elektrik enerjisine çevirir. Diğer bir ismi de nedir? Jeneratördür. Jeneratör daha tanıdık bir isimdir. Mesela elektrikler kesildiği zaman ne yapıyoruz? İşte binalarımızda, sitelerimizde jeneratör çalışıyor. Ne yapıyoruz? İşte mazotla, bir motor gücüyle hareketi biz veriyoruz. O hareketle ne elde ediyoruz? Elektrik elde ediyoruz. İşte bu nedir aslında? Bir indüksiyon emekası, indüksiyon akımıdır. Tam tersidir. Yani sistem birbirine çok benzer ama tam tersidir. Orada da yine ne vardır? NS manyetik alan vardır. Manyetik alan içinde yine kapalı bir sistem vardır. Ama elektrik motorunda ne yapıyorduk? Biz sistemi işte akım veriyorduk. Akım verdiği için sistemi hareket enerjisine dönüşüyordu. Burada ise ne yapıyoruz? Biz başka bir şekilde bunu mekanik enerjiye, hareketi biz veriyoruz. Yani dışarıdan bir mazot yardımıyla, yakın pompa yardımıyla, motor yardımıyla döndürebiliyoruz. Veya işte barajdan dökülen sularla veya esen rüzgarla ne yapıyoruz? Biz bunu döndürüyoruz. Bu sefer hareketi biz veriyoruz. Bu adam döndükçe ne yapıyor? Bu kapalı bölgedeki manyetik akı zamanla değişiyor. Manyetik akı değiştiği için ne oluyor? Burada bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşuyor. Sürekli işte manyetik akı artarken azaltacak yönde, azalırken artacak yönde ne yapıyor? Bir akım oluşuyor. Yani dinamo veya diğer ismiyle jeneratör elektrik motorunun neyidir arkadaşlar? Tam tersidir. Elektrik motorunun tam tersidir. Elektrik motorunda elektriği veriyoruz, hareket enerjisi elde ediyoruz. Dinamo veya jeneratörde hareketi biz vererek elektrik elde ediyoruz. Yani birbirinin tam ters yapısı diyebiliriz. Yani elektrik motoru ve dinamo arasındaki fark nedir arkadaşlar? Elektrik motorunda ne yapıyoruz? Elektrik motorunda biz akımı biz veriyoruz. Yani buraya bir pil bağlıyoruz. Elektriği biz veriyoruz. O elektrik etkisiyle buradan bir manyetik kuvvet etkiliyor. O kuvvet çiftinin etkisiyle dönme hareketi elde ediyoruz. Yani biz elektriği veriyoruz. Sonuçta dönme hareketini elde ediyoruz. Yani mekanik enerji elde ediyoruz. Dinamo veya jeneratörde ise tam tersi. Ne yapıyoruz? Hareketi dışarıdan bir etkiyle biz veriyoruz. İşte bir yakıt olabilir, bir rüzgar olabilir veya işte ölen su olabilir veya herhangi bir etkiyle hareketi biz sağlıyoruz. O hareket sonucunda ne yapıyoruz? Akım elde ediyoruz. Dolayısıyla o akımı kullanıyoruz. Yani elektrikler kesildiği zaman ne yapıyoruz? Jeneratörler çalışıyor. Jeneratör dediğimiz şey ne? Bildiğiniz araç motorudur. Yani bir kamyonun motoru gibi bir şeydir. Dolayısıyla o motorlar ne yapıyor? Mazot yakarak bir mekanik hareket enerjisi elde ediyor. O hareket enerjisiyle bir sistemi döndürüyor. O sistemin dönmesiyle ne yapıyor? İndüksiyon emekası, indüksiyon akımı sonucunda bir akım elde ediyoruz. Yani birbirine tam tersi olarak çalışıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Peki manyetik alan kullanarak ne yapalım biz şimdi? Manyetik alan gene bir indüksiyon emekası, indüksiyon akımı elde edelim. Yalnız bu indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı nasıl elde edeceğiz? Bu sefer bir çubuğu manyetik alanda hareket ettirerek elde edeceğiz. Nasıl yani? Şöyle. Mesela bir manyetik alanımız olsun. Nasıl? Kapalı bir bölge olsun. Bu bölgede düzgün bir manyetik alan olsun. Yani nereye doğru? Sayfa düzlemin içine doğru olan bir manyetik alanımız olsun. Şimdi bu manyetik alan içinde ne yapacağız biz? Bir tane çubuğu, iletken çubuğu hareket ettireceğiz. Şöyle bir iletken çubuğumuz olsun. Bu iletken çubuk arkadaşlar katı değil. İçinde artı eksi iyonların olduğu bir çözelti olsun. Yani bu adamın içinde hem artı yüklü iyonlar hem de eksi yüklü iyonlar olsun. Ve bu iyonlar rahat rahat hareket edebiliyorsun. Şimdi çubuğu ne yapacağız? Biz manyetik alan içinde belli bir hızda çekeceğiz. Yani hızı biz sağlayacağız. Çubuğu alacağız ve manyetik alan içinde hareket ettireceğiz. Çubuğu manyetik alan içinde hareket ettirince ne olacak arkadaşlar? Şu olacak. Şimdi hatırlarsanız bir yük manyetik alan içinde hareket ediyorsa akım etkisi oluşturuyordu ve bundan dolayı da bir kuvvet etki ediyordu. İşte bisküvi dediğimiz, BQ dediğimiz. Peki manyetik alanımız nereye doğru? İçe doğru. Hızımız nereye doğru? Bu tarafa doğru çekiyoruz çubuğu. O zaman çubuğun içindeki artı yüklü iyonlara ne yapacak? Yukarı doğru. Eksi yüklü iyonlarda ne yapacak? Aşağı doğru kuvvet etkileyecek, manyetik kuvvet. Manyetik kuvvetin etkisiyle artı yüklü iyonlar bu tarafa doğru, eksi yüklü iyonlar ne yapacaktır? Bu tarafa doğru gidecektir. Dolayısıyla bu çubuğumuz bizim ilerleyecek. Biz bunu çekmeye devam ettikçe ne yapacak? Çubuk bu şekilde ilerlerken o kuvvetin etkisiyle, manyetik kuvvetin etkisiyle ne yapacak? Artı yükler bu uçta toplanmaya başlayacak. Eksi yükler de bu uçta toplanacak. Ha, normalde bu çözelti değilse, iyon değilse zaten artılar hareket etmez. Çünkü onlar protondur, atom çekirdeği hareket etmez. Sadece eksi yükler, yani elektronlar hareket eder. Ama çözelti şeklinde yapıyorsan sen bunu ne yaparsın? Hem artı hem eksi iyonlar hareket ettirirsin. İşte bu iyonların hareketi sonucunda ne yapacak arkadaşlar? Çubuğun iki ucu arasında bir potansiyel fark oluşacak. Yani çubuğun bir ucu artı bir ucu eksi olacak. Yani bizim o çubuğumuz ne yapacak aslında? Artısı bir tarafta, eksisi bir tarafta olan bir üreteç gibi davranmaya başlayacak. Yani ne oluşacak? Bir potansiyel fark oluşacak. İşte bu potansiyel fark ne yapacak? Bunu bir üreteç gibi davranmasını sağlayacak. İşte bu üretece, yani sanki artısı burada olan, eksisi burada olan bir üretece. Ne diyoruz? İşte bu da bir indüksiyon EMK'sı ve indüksiyon akımı oluyor kutuplaşma sonucunda. Bu üreticinin EMK'sı nedir arkadaşlar? Bu üreticinin EMK'sı şudur. Formülün çıkarışı var da boş verin, girmeyeyim ayrıntısına. Formül ne arkadaşlar? Formül şu. Ne görüyorsan çarp. Ne var? Bir, manyetik alan var. İki, ne var? Çubuğu hareket ettiriyorum, hız var. Üç, ne var? Çubuğun boyu var. Yani ne var? B var. Manyetik alan var. Hız var. Çubuk olduğu için çubuğun bir boyu var. Bavul dediğimiz formül. İşte bu bavul ne olacak? Bu çubuğun uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'sı ve indüksiyon akımı olacak. Yani burası bir üreteç gibi davranıyor. Bu üretecinin EMK'sında ne kadar arkadaşlar? B ve L. İşte bu EMK ile ne oluşacak potansiyel fark? Burası bir akım, üreteç gibi davranacak ve bu devreden ne yapacak? Ben bunu iletken bir ray sistemine bağlarsam bir akım geçecek. İşte bu R direncinden ne yapmış oluyor? Bir akım geçmiş oluyor. İşte bu oluşan akıma da bunu epsilon eşittir i çarpı R ohm kanununda eşitlersek, işte buradan oluşan akım değeri işte EMK'mız bavul çarpı R'ye de indüksiyon akımı diyeceğiz. Şimdi aslında arkadaşlar nedir? Bu indüksiyon EMK'sının formülü, yani epsilon dediğimiz şey bavul. Manyetik alan içinde bir çubuğu belli bir V hızıyla çekiyorsak uçlar arasında işte kutuplaşma oluyor. O kutuplaşma sonunda bir EMK gibi oluşuyor. Tabii her formülümüzde olduğu gibi aslında burada ne var? Bir sinüs alfa var. Yalnız bu sefer alfa işte baş parmakla dört parmakla dediğimiz olay değil. Burada alfa biraz daha karışık. Alfayı ne zaman işin içine katacağız? Ne zaman işin içine katmayacağız? Neye bağlı? Mutlaka artı ve eksi yükleri etkilen kuvvete bakarak yorumlayacağız. Nasıl yani? Mesela size desem ki şöyle düzgün bir manyetik alanımız olsun. Bu bölgede sayfa düzlemi şöyle içine doğru olan düzgün bir manyetik alan var. Şimdi ben bu manyetik alan içinde ne yapayım? Bu manyetik alan içinde atıyorum bir tane çubuğu alayım. Şöyle bir çubuğum olsun. Bu çubuğu ne yapalım arkadaşlar? Bu çubuğu V hızıyla buraya doğru çekelim. Şimdi V hızıyla buraya doğru çekersek bu bir üreteç gibi davranacak mı, davranmayacak mı? Davranacaksa EMK'sı ne kadar olacak? BVL mi olacak, yoksa alfa işin içinde var mı yok mu, ona bakacağız. Ne yapacağız? Mutlaka sağ el kuralını kullanarak yükler etkilen kuvveti bulun. Peki yükler etkilen kuvvet nasıldı arkadaşlar? Dört parmağı manyetik alan içinde tutuyorduk. Baş parmağı hız yönünde tutunca avuç içi artı yükler etkilen kuvvet, avucun dışında eksi yükler etkilen kuvveti gösteriyordu. Manyetik alan içe doğru, hızımız buraya doğru, artı yükler yukarı doğru, eksi yükler aşağı doğru kuvvet etkiliyor. Dolayısıyla artı yüklere bu tarafa doğru, eksi yüklere de bu tarafa doğru kuvvet etkilediği için artı yüklerimiz nerede toplanacak? Bu uçta toplanacak. Eksi yüklerimiz bu uçta toplanacak mı? Evet. Dolayısıyla bu çubuğumuz ne yapacak? Bir üreteç gibi davranacak. Kutuplaştığı için uçlarda. Bu çubuğun EMK'sı da ne kadar arkadaşlar? B ve L'dir. Açı iletişim yoktur. Eğer yükler direkt uçlara itiliyorsa açı bizim için önemli değildir. Peki şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle bir çubuğumuzu alayım. Bu çubuğumuz yine manyetik alan içinde olsun. Bu sefer ne yapsın? Atıyorum şöyle bir alfa kadarlık açı yapılsın ve şu yöne doğru dik olarak V hızıyla çekilsin. Peki bu çubuğumuz üreteç gibi davranır mı, davranmaz mı? Davranacaksa EMK'sı BVL mi olacak, yoksa alfa işin içine katacak mıyız, katmayacak mıyız? Neye bakacağız? Mutlaka yükler etkilen kuvvet yönüne bakacağız. Şimdi manyetik alanımız nereye doğru? İçe doğru. Hızımız şöyle baş parmağınızı çevirin hız yönünde. Manyetik alan içe doğru, hız buraya doğru. Artı yükler bu tarafa doğru, eksi yükler bu tarafa doğru itiliyor. Dolayısıyla artı yükler etkilen kuvvet nereye doğru arkadaşlar? Bu yöne doğru. Eksi yükler etkilen kuvvet bu taraflara doğru. Yani yükler tekrar nereye itiliyor? Uçlara itiliyor. Yükler uçlara itiliyorsa açıyla hiçbir işiniz yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu alfa burada aldatmacadır. Yani bu çubuk bir üreteç gibi davranır mı? Evet, davranır. EMK aslında ne kadardır? B ve L'dir. Açıyla maçıyla işimiz yoktur. Peki şöyle bir şey sorayım. Manyetik alan çubuğumuz bu olsun. Manyetik alan içinde hareket eden çubuğun hızı da şu tarafa doğru V olsun. Açımız alfa olsun. Bu bir üreteç gibi davranır mı, davranmaz mı? Davranırsa MK'sına kadar bulacağız. E nasıl bulacağız? Her zaman yükler etkilen kuvvete bakın. Manyetik alanımız nereye doğru? İçe doğru. Hızımız nereye doğru? Şu yöne doğru. E artı yükler bu tarafa doğru, eksi yükler bu tarafa doğru itiliyor. Yani burada artı yükler etkeden kuvvet ne tarafa doğru arkadaşlar? Sonuçta hıza dik olduğu için bu tarafa doğru, eksi yükler etkeden kuvvet bu tarafa doğru. Manyetik alan içe, hız bu yöne doğru için artılar bu yöne, eksi yön bu yöne doğru gidiyor. O zaman artılar bu tarafa, eksiler bu tarafa doğru itiliyor da işte bu etkeden kuvvetin ne yapıyor arkadaşlar? Bir bileşeninden dolayı artılar bu uçta toplanıyor. Eksiler de diğer uçtan toplanıyor. Yani direkt uçlara itmiyor. Kuvvetin bir bileşeni bunları kutuplaştırıyor. Dolayısıyla buradaki açıyla işim var mı bu sefer? Var. Yani bu çubuğum da benim bir üreteç gibi davranır. Ancak bu üreticinin MK'sı BVL değil. BVL ne diyeceğiz? Sinüs alfa diyeceğiz. Açıyla işimiz var. Ayrıyeten arkadaşlar neye dikkat edin dedik? Şuna dikkat edin dedik. Mutlaka artı ve eksiler etkeden kuvvet yönüne bakınız. Nasıl yani? Mesela şöyle bir çubuk vereyim. Biraz büyük bir çubuk olsun. Ben bunu manyetik alan içinde içe doğru V hızla çekeyim. Yani çubuğun bu yönde ve hareketi manyetik alanla aynı yönde. Yani sayfa düzeninin içine doğru itiyorum. Şimdi mutlaka burada ne yapacağız? Evet bir çubuk var. Hareket ettiriyor manyetik alan içinde. Buna artı eksi yükler etkilen kuvvete bakarsanız ne olacak? Şimdi dört parmağı manyetik alan yönde tuttuk. E baş parmağı da hız yönde tuttuk. E şimdi manyetik alanla hız aynı yönde. O zaman şuradaki alfa dediğim açı. Hani yükler etkeden kuvvetimiz vardı ya. Yükler etkeden kuvvet neydi? B, Q, V sinüs alfa diyorduk. İşte o sinüs alfamız neydi orada? Dört parmakla baş parmak arası açı. Yani manyetik alanla hız arası açı. Dolayısıyla manyetik alan ve hız aynı yönde olduğu için burada artı ve eksi yüklere ne yapmaz arkadaşlar? Kuvvet etki etmez. E yüklere kuvvet etki etmek için yükler sağa sola bir taraflara gider mi? Gitmez. Hareket etmez. O zaman bir kutuplaşma olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu çubuk bir üreteç gibi ne yapmaz? Davranmaz. EMK'sı nedir? Sıfırdır. Veya aynı şekilde mesela bu çubuğu V hızıyla manyetik alan ters yönde. Yani çubuğu V hızıyla sayfanın dışına doğru çeksek. E manyetik alan içe doğru, hız sayfanın dışına doğru. Yani manyetik alanla hız arası açı ne olacak burada? 180. E alfamız 180 derece olduğu için burada artı ve eksi yüklere ne yapmayacak? Yine kuvvet etki etmeyecek. Kuvvet etki etmediği için o zaman yüklerde bir kutuplaşma olacak mı? Hayır olmayacak. Dolayısıyla bunun MK'sı ne olacak? Yine 0 olacaktır. Bir de arkadaşlar bir ayrıntımız daha var. Ona da şöyle bakalım. Şu çubuk olsun. Çubuğu V hızıyla bu tarafa doğru çekeyim. Yine manyetik alanımız sayfa düzleminin içine doğru olsun. Bu manyetik alan içinde. Şimdi burada artı ve eksilere etkilenen kuvvete bakarsanız manyetik alan nereye doğru? Sayfa düzleminin içine doğru. Hız nereye doğru? Sağa doğru. O zaman artı yükleri avuç içi, eksi yükleri avucun dışı yönde kuvvet etkileyecek. Dolayısıyla artı yükler bu kuvvetin etkisiyle nerede toplanacak? Burada toplanacak. Eksi yükler nerede toplanacak? Burada toplanacak. Şimdi burada kutuplaşma oldu mu? Oldu. Yalnız bunun EMK'sını bulurken arkadaşlar EMK dediğimiz şey neydi? B ve L sinüs alfaydı. B manyetik alan, V bu. L dediğimiz aslında çubuğun boyu değildir. Buradaki L nedir? Buradaki L artı ile eksi yükler arasındaki mesafedir. Yani şu artı ile şu eksi arasındaki şu mesafedir. L dediğimiz. E burada ise L olarak çubuğun yanlarda kutuplaştığı için L dediğim mesafe burası. E çubuklardan bahsediyoruz. E teller tek boyutlu alıyoruz. Yani kalınlığı bizim için önemsiz. Yani ben burada L'yi ne olarak alacağım? 0 olarak alacağım. Dolayısıyla bu çubuğun EMK'sına ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz 0 diyeceğiz. Yani şu iki uç şöyle bir çubuğum çekiliyorsa artılar bir tarafta, eksiler diğer tarafta. Yani yan yüzeylerde bir kutuplaşma var. Eğer uçlarda değil de yanlarda kutuplaşma varsa arkadaşlar yine EMK bizim için ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Yani bu çubuk da bizim için ne yapmayacak? Bir üreteç gibi davranmayacaktır. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir olay olduğunu düşünün. Mesela bu bölgede ne olsun? Bir tane manyetik alanımız olsun. Manyetik alan nereye doğru olsun? Bu sefer şöyle sayfa düzleminde bu yöne doğru bir manyetik alanımız olsun. Şöyle bir manyetik alanımız var. Şimdi bu manyetik alan içinde ne yapalım biz yine? Çubukları hareket ettirelim. Peki birinci çubuğum nasıl bir çubuk olsun? Şöyle bir çubuk olsun. Bu çubuğu V hızıyla bu yöne doğru hareket ettirirsem. Bu bir üreteç gibi davranır mı? Davranmaz mı? Davranırsa EMK'sı ne kadardır? Söyler misiniz? E şimdi bakıyoruz. Dört parmağı bu sefer manyetik alan yönünde yani sağa doğru tuttuk. Baş parmağı hız yönünde tuttuk. E ne oldu? O zaman yüklere etkeden kuvvet yani artı ve eksi yüklere etkeden kuvveti bulurken alfamız yani dört parmakla baş parmak arasındaki açımız 0. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar burada? E yüklere, Q yüklerine bir kuvvet etki etmeyecek. Dolayısıyla yükler kutuplaşmayacak. Kutuplaşmadığı için bu çubuk bir üreteç gibi davranmaz. EMK'sı nedir diyebiliriz? EMK'sı 0'dır diyebiliriz. Peki bu manyetik alan içinde yine bir çubuğum olsun. Bu çubuğum şu yönde olsun. V hızıyla bu tarafa doğru çekelim. Bu bir üreteç gibi davranır mı? Davranmaz mı? Bakıyorum manyetik alan sağa doğru, hızımız yukarı doğru. O zaman açı zaten 90. Artı yüklere bu tarafa doğru, eksi yüklere bu tarafa doğru. Yani artı yükler sayfanın içine doğru, eksi yükler sayfanın dışına doğru itiliyor. Dolayısıyla artı yükler çubuğun şu arka kısmında toplanacak. Eksi yükler ise çubuğun şu ön kısmında toplanacak. Yani çubuğun bir yan yüzeyi artı bir yan yüzeyi eksi olacak. Yan yüzeyde kutuplaştığı için arkadaşlar yine ne yapmaz? Bu bir üreteç gibi davranmaz. Peki şöyle bir çubuğum olsun. Bunu şu yöne doğru V hızıyla çektiğimi düşünün. Şimdi bakıyorum manyetik alan nereye doğru? Sağa doğru. Hızım sayfa düzleminin içine doğru bilekten döndüreceksin. Manyetik alan sağa doğru, hız buraya doğruysa artılar aşağı doğru, eksiler yukarı doğru etkileyecek. Avuç içi artı yükler etkilen kuvveti, avucun dışı da eksiler etkilen kuvveti gösterir. Dolayısıyla yan yüzeyde kutuplaştığı için bu da ne yapmaz? Yine bir üreteç gibi davranmaz. Peki çubuğum bu şekilde olsun. Manyetik alan çubuğum. Bunu V hızıyla sayfa düzleminin dışına doğru çekelim. Manyetik alan sağa doğru. Hızımız nereye doğru? Sayfanın dışına doğru. Bilekten çevirdik. Sonuçta artı yükler etkilen kuvvet avuç içinde, eksi yükler etkilen kuvvet avucun dışı yönünde. Dolayısıyla artı yükler ne yapacak arkadaşlar? Buraya doğru itilecek. Bu uca itilecek. Eksi yükler buraya. Kutuplaştı mı? Evet. Uçlarda mı kutuplaştı? Evet. O zaman bu bir üreteç gibi davranıyor mu? Evet. Peki MK'sı ne kadar? B, V, L. Bavul. Açıyla işim var mı? Hayır. Yükler direkt uçlara doğru itildiği için açıyla bir işim yok. Peki şöyle bir çubuğum olsun. Bunu manyetik alan içinde sayfa düzleminin dışına doğru çekelim. Açımız alfa olsun. Manyetik alan sağa doğru, hızımız sayfanın dışına doğru. Dolayısıyla artı yükler etkilen kuvvet yukarı doğru, eksi yükler etkilen kuvvet nereye doğru olacak? Aşağı doğru olacak. Dolayısıyla artı yükler nereye doğru itilecek? Yukarı doğru itilecek. Eksi yükler nereye doğru itilecek? Eksi yükler de aşağı doğru itilecek. Şimdi artı yükler oraya, eksi yükler buraya itildiği için o manyetik kuvvetin etkisiyle artı yükler bu uçta toplanacak. Eksiler bu uçta toplanacak. Kutuplaştı mı? Evet. Ama direkt uçlara itildi? Hayır. O zaman ne yapacağız biz? Açıyla bu sefer işim var. O zaman bunun EMK'sını bulurken ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu çubuğun EMK'sı BVL çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Yani ne yapmış olacağız aslında? Şu yapacağımız şey şu. Çubuğu şu doğrultudaki boyuna almış olacağız. Şimdi çubuğun toplam uzunluğuna şu mesafeye L dersem sonuçta ben çubuğun şu mesafesini bulmuş oluyorum. Yani şurada bir dik üçgen oluşturursam şurası 90 dersem, şu uzunluğa x desem, şu uzunluğa y desem sanki bu çubuğu y ve x doğrusundaki bileşenine ayırıyoruz ve kutuplaşma yukarı ve aşağı doğru olduğu için x doğrusunda oluşuyor. Yani benim için L sinüs alfa dediğim mesafe nedir arkadaşlar? X'tir. Yani B ve L olarak artı ile eksi arasındaki mesafe olarak şuradaki x mesafesini alacağım. Y'de bir kutuplaşma var mı? Yok. Orası bizim için artılar işte üst tarafta, eksiler yan yüzeyde kutuplaştığı için buranın MK'sı sıfırdır diyebiliriz. Evet. İşte manyetik alanda hareket eden tele etkeden EMK'yı bulacağımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte bu tel düzlemde hareket ediyorsa işte o manyetik alan içe doğru, hız buraya doğru için artı ve eksi yükler etkeden manyetik kuvvetten dolayı. Yükler etkeden kuvvet neydi? Yüke etkeden kuvvet. Bir kere ne var? Yük var. Q var. Manyetik alan zaten var. Hareket eden yük var. V var. Yani biz Q, V. B, Q, V'lik manyetik kuvvet etkiliyor. Burada bir de sinüs alfamız var. Alfa da neydi? Baş parmakla 4 parmak arası açı. Yani manyetik alanla hız arası açıdır. İşte bu manyetik alanla hız arası açıdan dolayı artı ve eksi yüklere kuvvet etkiliyor. O kuvvetten dolayı o yükler çubuğun uçlarında kutuplaşırsa eğer ne yapıyor? Orası bir üreteç gibi davranıyor. O üreticinin EMK'sını nereden buluyoruz? Çubuk üreteç gibi davranıyorsa EMK'sı B çarpı manyetik alan var. Çubuğu belli bir hızla çekiyorum ve hızımız var. Çubuk olduğu için boyu var. Aslında burada boy dediğimiz şey nedir aslında? Artı ile eksi yükler arası mesafedir. B ve L. Bir de neyimiz var tabii ki? Sinüs alfamız var. B ve L sinüs alfadan ne yapabiliyoruz? Bunu bulabiliyoruz. İşte belli bir açıyla çekersek ne oluyor? Manyetik alan içe doğru, hız buraya doğru olduğu için artı yükler bu tarafa, eksi yükler bu tarafa doğru etki ediyor. Dolayısıyla bu uçlara doğru itilmediği için kuvvetim sadece bir bileşeninden dolayı etki ettiği için bu sefer alfayı ne yapıyoruz? Sinüs alfayı kullanıyoruz. Ha bir de arkadaşlar şu vardır. Çubuğu hareket ettirmeyip de manyetik alan içine bir nokta etrafında döndürürsem, dönme hareketi yaparsa yine bu da bir üreteç gibi davranacak mı? Davranacak. Yalnız farkı ne olacak? Şu olacak. Manyetik alan nereye doğru? İçe doğru. Hız nereye doğru? Sağa doğru. Şimdi artı yükler yukarı doğru, eksi yükler aşağı doğru etki etti. Dolayısıyla artı yükler burada toplandı. Eksi yükler burada toplandı. Yalnız buradaki fark nedir? Çubuğu V hızıyla çekmekle döndürmek arasındaki fark nedir? Şudur. Ben bir çubuğu eğer şöyle bir çubuğu manyetik alan içinde V hızıyla hareket ettiriyorsam çubuğun her noktası aynı hızda hareket ediyordur. Ama ben bu çubuğu döndürüyorsam her noktanız aynı değildir. Yani şu uç noktası yarı çapı daha büyük olan bir çember çizerken şurası daha az, şurası daha az, şurası daha az. Yani dönme noktasına doğru yaklaştıkça hız değeri ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani bu noktanın hızına ben V dersem, şu nokta mesela bir tur attığı zaman işte bu yarı çapı L olan bir çember çizerken bu nokta ise ne yapacaktır? Daha kısa bir yol aldığı için hızı V'den daha küçük olacaktır. Şu nokta dönerken aynı sürede aldığı yol daha az olduğu için daha küçük olacak. Burası daha küçük olacak. Yani dönme noktasına doğru hız ne yapacak? Azalacak. Hatta tam o döndüğü noktanın hızı ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla çubuk çekilmiyor da döndürülüyorsa her nokta aynı hızda hareket etmiyor. Aynı hızda hareket etmediği için işte bunun MK'sını yazarken BVL diyorduk. Ama bu V her yerde aynı olmadığı için ortalama hız değerini kullanacağız. Ortalaması nasıl kullanacağız? Uç noktanın hızı V, dönme noktasının hızına 0 dersek, o zaman ortalama hızı nasıl bulabiliriz? Uç noktanın hızıyla o dönme noktası olan toplayıp 2'ye bölersek ortalaması V bölü 2 diyebiliriz. Yani sonuçta V ile 0'ın ortalaması V bölü 2. Dolayısıyla bunun EMK'sı ne kadar olacak arkadaşlar? B çarpı hız olarak V bölü 2 çarpı L diyeceğiz. L yine artı ile eksi arası mesafe, yani çubuğun boyu. 12. sınıfa geçtiğimiz zaman seneye ne göreceğiz? İşte dairesel hareketi göreceğiz. Oradaki çizgisel hız yerine ne yazacağız? Açısal hız çarpı yarıçap diyeceğiz. O zaman EMK'yı buradan da B çarpı yarıçapımız da L olduğu için W çarpı L kare bölü 2 olarak da formülünü ilerideki senede bulacağız. Yani şu formülü ne yapacağız? Önümüzdeki yıl bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde örneklere geçeceğiz. Konuyu tam oturtmak amacıyla. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.